qat'iy isloq qilib qo'yganidir. Mana shuning uchun o'sha taloq qilayotgan azizlarimizni bir oz tarbiya qilishlik kerak bo'lib qoldi. Endi albatta bu bitta to'yda bo'lmaydi ekan. Bir to'yda bunaqa to'la taloq haqida gapirishlikdan o'zimiz ham uyalamiz. Qandaydir bir xursandchilik to'yida shunaqa gapni kelik, gapirmay iloji ham yo'q. Yaxshisi buni oldini olishlik uchun turmushga qizimizni berishlikdan hech bo'lmaganda bir oy avval otin bo'lgan chiqib beraylik. Qizimni tarbiya qiling. Chunki qizlar ham taloq haqida ilm olish kerak. Nimaga desanglar, ko'p biz taloqlarda mulohaza qilganimizda kuyov bola birorta shart qo'yib qo'ygan bo'lsa, mana shu ishni qilsang taloqsan deb qo'ygan bo'lsa ham qilib qo'yapti qizlar. Ko'chaga chiqsang yoki palon ishni qilsang yo mana uni kiysang shart qo'yadiganlar ko'p og'zi polvon hozir. Mana shu narsani aytdi xo'p u shoshilib aytyapti bu yigit. Lekin qiz mulohaza qilib ye to'xta bu hozir bu shu ishni qilsam endi taloq tushadi shu ishni qilmay demasdan qilib qo'yapti shu ishni. Demak qiz bolani ham taloq nima, nikoh nima o'rgatish kerak ekan. Bir otimbiga bir maslahatchi onamizga olib chiqib qizimizga nasihat qiling. Erda haqqi nima, ayolda haqqi nima, nikoh taloq nima, g'usl nima? Ertaga butun tirnog'iga suv o'tmaydigan qilib kiraskani surkab olgan bo'lsa lak qilib yoki boshqa narsalar bo'lsa undan suv o'tmasa g'usl bo'lmaydi. Bu qabohat. Mana bu narsalarni onalarimiz o'rgatsalar, butun oilalarimiz, muallima onalarimiz o'rgatsalar. Kuyov to'rani esa bir masjidda domlasiga ustozga olib borsak-da, mana shu bolam uylanmoqchi, bir oy ichida uylanadi domla. Keling. Erda haqqi nima, ayolda haqqi nima, taloq nima, nikoh nima, g'usl nima o'rgatib qo'ying degan narsalarni qilsakgina buni chorasini topamiz ekan azizlar. Boshqa iloji yo'q. Bitta to'yda gapirgan gapimiz shu yerda qolib ketaveradi. Shuning uchun bu gapni gapirishimizdan maqsad shu narsalarda ko'pchilik bir-birimizga yetkazib qo'yishligimiz, yaxshiroq bir e'tibor qilishligimiz lozim bo'lib qoldi. Chunki agar shu ketish bo'lsa, erta kech taloq masxaraga aylanib qoladi. Yaqinda biz mahalla fuqarolar yig'ilini raislari bilan uchrashuv qildik. Mahalla maslahatchilari, otinoylar bilan bir odam turib, sizlar taloq bo'lganlarda agar o'zingizlar yo'lini topa olmasanglar ham Toshkentga yuborasizlar ekan. Toshkentga yuborsanglar, mabodo o'sha bir taloq, ikki taloq bo'lsa ham, Toshkentda bir muncha jarimani qilib, keyin nikohlashar ekan. Ha shunaqa qilib zulm qilish shartmi domla? Shu jarima qilmasdan shuni nikoh qilib qo'ysak bo'lmaydimi? Dedilar. Men hali odamga qarab shu savolni mahallani oqsoqoli aytyaptimi dedim. Mukofot beraylikmi unga? Rahmat sizga. Birov qizini omonat qilib boqib qo'ysa, arzimagan narsaga Allohni arshini larzaga keltirib, Alloh yomon ko'radigan narsani qilayotgani uchun mukofot ham beraylik. Yo'q. Yuboramiz Toshkentga. Men aytayapman doim idoradagi xodimlarga ham aytaman o'zimga ham. Yo'lini topmang, izlamang. Agar shu oddiy taloq bo'lsa ham Toshkentga yuborish qiynalsin desa ozgina. Qarz havola qilsin. Biror narsasini sotsin, 3-4 bolasini, onasini birovga tegib ketaverdi deyishlikka jur'at etgan mard endi nomardlik qilmasin, endi izlasin yo'g'ini. Bunaqa narsaga rahm qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham Hazrat Umar radhiyallohu anhu qattiq turganlar bu narsaga o'z davrlarida. Mana shunaqa ishlarda qilib biz o'zimizcha bir harakat qilayotgan bo'layapmiz-ku. Lekin juda qo'rqinchli, dahshatli tomonlari ko'p ekan, bu narsa ko'payib ketyapti. Ko'p bo'lib ketyapti. Keyin bu yerda mana kattalar oqsoqollar bizni bu shaharlarimiz hamma ahli ilm ko'p, qorakalarimiz ko'p, bunday emas-ku, lekin baribir shu narsa chiqib qolyapti. Ayolini taloq qilsa, o'sha zahoti haligi qizni mashinaga solib, yuk taqi bilan olib borib qo'y debdi. Kasofati uradi, beti turmasin deb. Holbuki bir taloq bo'lsa ham. Lekin aslida qanaqa taloq bo'lishligidan qat'iy nazar
o'sha ayol iddani erini uyda o'tkazadi. 3 oy idda haqqi bor erida. Bu ayolga bitta joy qilib beradi, sharoitini yaratib beradi. Ayol o'ziga bezak beradi, aro beradi. Ertaga agar bu nomard er uni qaytib olmasa, boshqasiga erga tegib ketsin. Biz uni ko'chaga qo'yib qo'yishimiz mumkin emas islomda, beva ayolda. O'sha yerda o'zidan erga tegib ketish kerak. Erin uyida iddani chiqarib og'a erga tegib ketish kerak. İslam şunaqa deydi. Biz nima qilamiz? Darvoza olib qo'yamiz, yomon bo'ladi deb. Yo'q, aslida iddani shu uyda. Agar bitta xona uy bo'lsa, o'rtadan parda tortib bo'lsa ham iddani o'sha yerda o'tkazadi. Boqadi haligi erkak. Balog'at yetmagan bolalari bo'lsa, u katta bo'lguncha boqib turadi endi. Ta'minlaydi joy bilan. U yerda vazifasi. Mana shu narsalarni bilsa, erkak kishi ham iqtisodiy tomondan qo'rqqanligidan, ham ma'naviy tomondan qo'rqqanidan bu so'zlarda aytmaydi inshaalloh. Bu hammasi o'sha bilmagandan, bilmasdan aytib qo'yishlikdan, johilligidan, shoshqaloqlikdan bo'layotgan narsadir azizlar. Shuning uchun men imkoniyatdan foydalanib aytayapmanki, kelinglar buni birgalashib hammamiz bir hal qilaylik. Biz Andijon qanday bir go'zal, bir qoralar shahri, shuncha qoraytalarimiz, qancha ahli ilm, qancha olimlar chiqqan diyor. Bu diyorda bunaqa narsani ko'payib ketishligiga biz yo'l qo'ymaymiz. Yana bitta narsaki azizlar, ikkinchi bir bu yerda turgan hamma erkaklarni balkim qalbini larzaga solayotgandir, bitta meni emas, ayollarimizni mardikor bozoriga chiqish. Bu ham paydo bo'lib qopti azizlar. Ayollar mardikor bozoriga chiqib, boshqalar uylariga olib ketib, oyna derazalarda artiryapti, kir yuvdiryapti, va hokazo qilyapti. Endi uni bitta nomahram olib ketyapti, nima qilyapti, Alloh biladi. Gumoni harom. Lekin nomahram bilan qo'shilib ketishligiga sabr qilib turgan erni vijdoniga tasanno aytamizmi yoki la'nat aytamizmi? Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdek zot bir kuni ketayotsalar, bir sahoba ayol ikkita qo'lida paqirda suv ko'tarib ketayotgan ekan. Shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam haligi ayolni ko'rib, qarasa jussalari kichkinagina bir qizcha suv ko'tarib ketayotganini ko'rib, rahmlari kelib oldilariga, "Ke qizim, suvingni meni ko'tarib olay" dedilar. Haligi ayolni qo'lidan suvni oldi. Qarasa ayol juda ham qattiq charchagan, o'zining holini yo'qotgan. Rasululloh shunda o'tirdilar-da, "Qizim, menga shu olasanmi, olib borib qo'yaymi?" dedi. Shunda haligi sahoba ayol, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, suvimni olib borib qo'ying, lekin men sizga mingashmayman. Mana erim ancha g'ayrilik" dedilar. Rashlik dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni sinov uchun balkim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir narsalarining orqasida hikmat bor. Tabassum qildilar-da, "Eringdan Alloh rozi bo'lsin" dedilar. Bu narsani haligi hikmatini qarangki, o'sha suvni keyin olib borib qo'ygandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelodilar, ayol aytib berdi, shunaqa bo'ldi, suv kelyapti, olib kelayotganimda Rasululloh sollallohu ko'tarib olib kelib qo'ydilar. Hatto "Menga shu olasanmi?" deyodilar. "Men sizga rahchi ekanligingizni aytdim" deyodilar sahoba Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan. Alloh rozi bo'lsin. Salovat va salomlar bo'lsin. "Men juda xijolat bo'libman-ku" dedilar. "Lekin haqiqatda mingashganingda baribir rashq qilgan bo'lardim" dedilar. Shundan keyin suvga chiqarmay qo'ygan ekan oxirigacha. Dars bo'lgan ekan. Lekin mana bizlarda hozir mardikorga chiqarib qo'ysa, mehnatga chiqarib qo'ysa, og'ir-og'ir yurishlarga bu juda bir qabohat. Juda ham qabohat. Eng yomon narsalarda o'sha ayol kishini ishtirok ettirishlik. Ayol kishi bo'lsa hozir shunaqa ekanki, savdolarda, boshqalarda bo'lsa ayol kishini tekshirmaydi yoki ayol kishiga qattiq gapirmaydi va hokazo deb butun o'sha jinoiy ishlarga ayol orqali yondashishlik. Bu narsa harom. Ayolda o'zini vazifasi bor. Qo'yaylik ayolni. Ayol uyimizda bolamizni tarbiyasi bilan shug'ullansin. Erini haqqiga duo qilsin. Yurti haqqiga duo qilsin. Ertaga yaxshi bir ona bo'lsinlar. Shuning uchun mana shunaqa ko'chalarda, mardikor bozorlarda ayollarda yurayotganini ko'rsa, tanbih bersak, ularni holidan boy badavlatlar xabar olib, erilariga borib tanbih berib, butun mahalla bir bo'lib, o'sha o'zimizni eski islomiy udumlar, eski o'zimizni o'zbegona martchiliklarimizni o'rtaga qo'ysak, inshaalloh bu narsalar yo'qolib ketsa kerak deb umid qilib qolamiz.
Endi mavzuyimizni boshqa bir tomonga ham burmoqchiman. Hozirgi mavzu albatta taloq nikoh mojarosiga bag'ishlangan edi. Yana bitta mojaro o'xtin-o'xtin uchrab qolyapti. Uyimizga kelib odamlar idoraga ham kelyapti, uyimizga ham kelib. Bolalar otadan, otalar bolalardan shikoyat qilib qolyapti hozir. Ko'p jihatidan qandaydir bir holat bo'ldimi? Ota-onani sal beqadr qilib qo'yishlik holatlari bo'lib qolyapti. Ota-onalarni ranjitib qo'yishlik holati bo'lib qolyapti. Qayerda Alloh o'ziga ibodat qilishga buyurgan bo'lsa, orqasidan ota-onaga yaxshilik qilishlik deb buyurdi. Ota-onaga yaxshilik qilish. Halbuki Qur'oni Karimda Alloh taolo istaezu billah وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا من ايات دوامده اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف اگر deyapti Alloh taolo azizler bu gap Allohning gapi agar o'sha ota-onangni ikkalasi yoki ikkilardan birlari seni qoshingda yoshlar ulug'lanib katta bo'lib qolgan bo'lsa qarib qolsalar وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Ata aneyni aldı da, karıp kekseyip koygan ata aneyni aldı da, uf degen sözde işletme derdi Allah Ta'ala. وَلَا تَنْحَرْهُمَا Ata aneyni avazini kurtarıp uşkırma. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Ve onlarge yumuşak çıralik yakşı geplerle gepirgin. Bana bu ayeti kerimege itibar kılınsa, oddiy ko'rinayotgan eng oddiy behurmatlikni nishonasi bo'lgan narsadan Alloh qaytaryapti. Uncha kattalarini u yoqda tursin, oddiygina ota-onani oldida o'tirib, qarib, qartayib qolgan ota-onani oldida uf deb qo'yishlikdan qaytaryapti. Uf deganda o'sha tafsirda mufassirlar ufni tayiga yozib qo'yibdiki, atazajjaro deb qo'yibdi. Ufni tarjima qilib, arabdan arab tiliga tarjima qilishib mufassirlar atazajjaro degani bezor bo'ldim degan ma'no bor debdi. Uf deganda ichida bezor bo'ldim. Ota-ona qarang, yana Qur'onda aytibdiki, ular keksayib qarib qolganda. Chunki keksayib qarib qolganda xuddi yaramas, kerak emas odamga o'xshab qolganga turib, uf desa bezor bo'ldim, qachon o'larkin-a degan ma'no chiqib qolar ekan. Ulamolar aytibdiki, mana shu uf deyishlikni 3ta o'rinda aytishlikdan qaytariladi. 3ta o'rinda uf deyishlikdan qaytariladi. Birinchisi aytibdiki, hech qanaqa narsa mas'ul, lekin ota-onangiz kuchdan qolib, belidan quvvati ketib, ko'zidan nuri ketib, o'zi shu belidan quvvati ham, ko'zining nuri ham shu bolachaqa uchun ketgan. Shunga sarflab hamma yo'g'i bo'lgandan keyin farzandlarni qo'liga qarab qolar ekan. Ular olib kelsa non yeydi ekan, olib kelmasa yemaydi ekan, sabr qilib o'tirar ekanlar. Shunda agar farzand ota-onani oldida uf devorsa, ota-ona diqqat bo'lib qolar ekan, aytar ekanki, "Bolam bechora o'zi zo'rg'a topib kelib, shu meni ham boqib qiynalib qoldi shekilli. O'zi belimdan quvvat ketdi, ko'zimdan nur ketdi. Endi yo Rabbi meni tezroq o'ldirsang bo'lar ekan" deb qolar ekan. Yoki bo'lmasa aytibdilarki, ikkinchi o'rinda uf deyishlik ular qariganda tashqariga chiqa olmay qolishlik ehtimollari, uyda hojat qilib tahorat qilib qolish ehtimollari bor. Mana shunaqa holatlar bo'lib qolganda buni e'tiborga olmasdan shunchaki uf devorsa ham ota-ona aytarkanki, mana shu uydagi hojatimga bo'lim uf dedi-da. Endi tashqariga chiqqani qaraman. Shuning uchun Alloh men o'limga roziman. Endi meni o'g'lim uf dedi, qizim uf dedi, meni o'ldirib qo'ya qol deb qolar ekan. Yana 3-chi o'rinda ulamolar aytibdiki, qariganda ota-ona ko'p gapiradigan bo'lib qolar ekan. Bitta gapni yana gapiraveradigan, qaytaraveradigan, gapirgan gapini esdan chiqarib qo'yadigan, parishon xotir bo'lib qolar ekan. Shunaqa paytda uf desa, ota-ona uni meni so'zimni malol olyapti, gapimni malol olyapti deb yana
yomonligini niyat qilib qolar ekan. Shuning uchun Alloh aytibdiki: "Va la taqullahuma uffin." Uf degan so'zni hech qachon ishlatmagin. Va ota-onangga deyapti Alloh, ovozingni ko'tarib gapirmagin. Ularga eng yaxshi so'zlarni ishlatgin. Otajonim, qiblagohim, onajonim, davlatim, bor butun deb hamma yaxshi so'zlarni ularga ishlatgin deyapti. Bir odam qari o'zi qarib qolgan onasini qoshida onasi turib, ona qari xizmatiga boshqa odam yo'q, hajga bormoqchi bo'ldi. Bu hikoyalar ko'p, buni necha xillarini eshitganmiz. Yana bir takror bo'lsin uchun aytayapman. Hajga bormoqchi bo'lib yo'lda ketib, bir masjidga kirganda bir shayx odam, imom, o'zi ham shayx ham imom ekanlar, ton tikib yamab o'tirgan ekan. Uni imomligini ham shayxligini ham bilmasdan haliga odam kirib o'sha joyda namoz o'qib ibodat qilib bo'lgandan keyin domla odam haliga odamga qarab savol beribdi. Safar muborak, qayerga ketyapsiz taqsir? Hajga ketyapman. Ey Alloh sizni safaringizni bexatar qilsin. Oilada kim bor? Uyingizda kim bor? Ota-onangiz bormi desalar, yo'q, otam olamdan o'tib ketgan. Uyda onam bor. Onasiga kim qarab qoldi? Yo, onamga hech kim qaragan yo'q. Qarilar-u, lekin o'zi onam ham ko'yni bo'lmadi meni borishimga, lekin haj qilgim keldi. Ha, uyda onangizga qaragan hech kim yo'q, boshqa yo'q. Siz hajga ketyapsizmi? Sizga bir taklif aytaman. Siz uyingizga qaytib keting. Bir kun xolis onangizga xizmat qiling va meni oldimga qaytib keling. Men 50 marta haj qilgan odamman. 50 marta haj qilgan savobim bilan bir kun onangizga qilgan xizmatini almashtiraman. Bu bir rivoyat aslida azizlar, lekin buni tagida katta hikmat bor. Onani, otani shunaqa bir hurmati, ehtiromi islomda baland bo'lganligi uchun bu voqealar kelib chiqqan. Aslida haj bu yerdagi hajlar 2-chi, 3-chi haj haqida gap ketadi. Farz o'z o'rnida. Lekin onani doddagizdirib qo'yishlik holatlari hozir bo'lmayaptimi-ken, otani ranjitib qo'yishlik. Ota-ona buni Qur'onda aytibdi, ularga eng yaxshi so'zlarni gapir, eng shirin so'zlarni gapir. Ularni xizmatini qil, ularni duosini ol. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga bir sahoba chiqib, qarang. Bittagina sahobani yordamiga muhtoj ashma qaldi. Bitta yordamchiga muhtoj. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilariga chiqib, "Ubayyuka ya Rasululloh. Ya Rasululloh, siz bilan bay'at qilaman" dedi. Sizga bay'at qilaman, siz bilan birga jihad qilishlikka, siz bilan birga hijrat qilishlikka, hamma narsani qilishlikka bay'at qilaman dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ota-onang bormi?" dedilar. "Ikkalasi ham bormi?" dedilar. Diyodilar, "Ota-onang bormi? Bittasimi, ikkitasimi?" diyodi. "Ha, borlar, onam borlar. Bu joyga chiqib kelayotganimda lekin onam yig'lab qoldilar" dedi. Shunda Rasulimiz qo'llarini qaytarib oldilar. "Irji' ila ummik" dedilar. "Onangni oldiga qaytib bor" dedi. "Qanday yig'latgan bo'lsang shunday kuldir borib" dedi. "Qandayga xafa qilgan bo'lsang shunday qilib xursand qil" dedilar. "Menga onasini yig'latib qo'yib bay'at qiladigan sahobani kerak yo'q" dedi. Sahih hadis bu aslida. Onani, otani duosi qayoqda yo'q, boshqa xizmatlar qayoqda. Endi bu narsani ota-onani qadriga yetishlik uchun o'zi ota-ona bo'lganda ota-onani yo'qotib qo'yganda bilar ekan inson. Men so'zimni oxirida bitta hadisda aytaman. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda Abu Bakr Siddiqdan rivoyat bo'lgan bu hadisda Abu Bakr aytadilarki, radhiyallohu anhu, "Vajadtu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bakiya." Men bir kuni deydilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yig'lab turgan holatda ko'rib qoldim. Hayratlanib so'radim, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, nima deyapti? Nega yig'layaptilar?" "Qodija xabarul qiyoma. Qiyomat xabari keldimi?" dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ya Abu Bakr, qiyomat xabari kelgan yo'q. Men Alloh taolodan uzoq vaqtdan beri bir narsani qilmoqlikka ijozat so'ramoqchi bo'lib yurgan edim. Bugun ijozat so'radim, Alloh shunga ruxsat berdi, shu ishni qilib orqasidan xursandchilikdan yig'layapman" dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq so'radilar, "U narsa nima edi ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam?"
Zahir siz izdirabke salgen, sonra onu kılıp kursan kılgen, amel ne mi idi, degen idi. Resulü selam ettiler ki, uzak yıllardan beri anamın kabrini ziyaret kılıçdaki ruhsat sonra mahcup oluverdim, derler. Malum ki Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de anaları, özleri 5-6 yaşlarında otup gitken ediler. Allah'tan soradım, Allah icazet verdi, ben anamın kabrini ziyaret kılıp geldim. Çünkü yığlayıp bana Abu Bakir dediler. Ananın kabrini ziyaret kılıp şuna kapursan bulup yığlayıp diken azizler. Tırık durgen anamızın ayağını kuzumuzu sürkeşimiz gerek. Bana bu hadisteyim ketti hikmet var. Birinciden hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam'daki zat kılıçlığı dürüst deyip oylayıp durgen nerse neyim Allah'ta ruhsatsız kımadılar. Varıp ziyaret kılıp koyuşluk demeydi. Şunu yiyem Allah'ta ruhsatı bilen kıldılar. Bizi ruhsat alıp verdiler demek o şey kabir ziyaret kılıçlık. İkincisi şu işini kılgerliği için yığladılar ruhsatçılıkla. Men özüm geyem bu savaldı biremen, başkalar geyem biremen. İlahim ata anası barlardı ömrü uzağa basın. Ata anası ötüp gitkenler özlerge bir saval verip koysunlar ki Resulümüz yığlap icazet algen işte ahir gemette kaçan kıldı ki? Kaçan ananın kabirini ziyaret kıldı ki? Bir savaş verildik. Bir bir yığlayımız. İşimiz kop, taşmışımız kop, yillap yillap çıkmayımız aldık. Kabir başı yillap çıkmayımız azdılar. Bu hakikat bunu yaşarız mı hacat yok. Kaçan mahallemizden bir tanesinin tabutunu kurtarıp çıkkanca ziyaret kıldığımız. Doğru bazılar var, tez tez var adıgan. Üyde tez tez yahlap dua kıptır adıgan. Bu haletler var. Lekin bundan hem dehşetliysen. Tirik ananı, tirik atanı uzak uzak ziyaret kıladıkanlar var. Bir atahanımız, menge cüdeyen muhlis atamız var. O kişi, atalarda men ne hayatta farzantlarına mehribanlığına aitimim hazır şu kapına. Menge kelime etti ki, kaplaşıp oturup o kişinin oğullarını yem bilemem. Oğulları yem, cüde biz bilen kadırdan. Taksir oğul lakin uzak racayda duradı, taş geldi. Şimdi uzattım onlarda. Taksir oğuluz kelip, koruşup, geplaşıp durupsuz mu? Desem, ha ha, koruşturup biz. Yakşılar, kip duruptular. Cahalımdan haber alıp başka kip duruptu, dedi. Lekin kuzu da yaş görünüyordu. Ben sezdim. Bir bugün de oğlunu korup kalıp, koruşup, aksakaldan, atadan haber alıp durupsuz mu? Ganimet bu kal, taksir dualarını alıp durun. Var dedi mi? Desem, ha, var değil mi? Ya, koruşturup biz. Kaçan ahir gümette koruştu, desem. Bir 6 ay oldu, dedi. Ben ettim ki ateizi gözde yaş gördüm mi? Ateiz şuna kadar adam eken ki siz bilen keçe görüştüm deyip durup diye dedim. Yetmeyiz mi 6 ay? Her kanaka işiz bu günde bir saat vakit acıratın. Ate üçün barıp ganimet olur bir sözünü alıp bir duasını ertege tıllagen toparlayırsınız. Şurada hayretlenip gittim. Şimdi buna kadar da kança ayetişimiz mümkün. Çünkü şimdi hazır mıyım bana bir eri hatında uğraştan ki bu kapta ayet etkenim. Büyüyen o şey halkı içinde yürgenlikim için. Korup durup, bilip durup, ya ata ananı hafak koyu etkenler, ananı yığlatıp koyu etkenler. Korup durup ayet etmen ki, demek bu kaptayım hiç ayetiş gerek. Çünkü ben bu kaplarda azizler, marasimlerde ayet etken kapımı uz uzumdan kapırmıyım ben. Daim menge kimdir ayet etken? Yaşı ulu atahanlarımız, ben tümallarda cümleni okuyayım, başka kılama domla, marasımda yürüpsiz, bana o nerseye ahamiyet verip koyayım, bana o nerseye gapırıp koyayım, degenlerine asaslanıp ben gapırırım. Demek ki şu nerse en muammali nerseyken, şu keselimiz şunu davasını kılayalım dedi. Şunun için ata anasını kadırlayıp durgen azizlerimizi, farzatları kadırlasın ilahım. Üyümüzdeki hayat bulup durgenlerini Allah devletimizin yine de ziyade kılıp ömürlerini uzak kılsın. Ötkenlerimizle Allah rahmeti gelsin. Gelin azizler kulümüzü duaya açaylık. Allah'ın birinci nöbette ailelerimizle ittifak kılgın. Yiğit ve kızlarımızla birbirlerine ülfet muhabbet kılgın. Ya Rabbi, ayollarımızla sabır vergin, kanaat vergin, çidamlik kılgın. Erkeklerimizle gayret vergin, şicaat vergin. Ayollarımızı tahminlep koyuşluğumuzu uzun bizge nusret vergin ya Rabbi. Halar rızk vergin. Ailenin başkarış kıyın. Erkeğin vazifesini ada kılışlığımız kıyın. Sen nusret vermesin bu işini kılar mıyız ya Rabbi? Nusretinge yardımınge muhtacımız. Yardım vergin ya Rabbi. Uzun halal rızk ata kılgın.
Üyde ata anamızı var azizlerimizde, ata analarını, dua güylerini selamet kılgın. Mümin kişinin sakalı, saçı, özünü nurin bilen akararken, Allah'ın nuru düşken aksakalı atalarımızın sakallarını, gözlerine sürkep dualarını aladıkken farzatlarından seyrap kılgın ya Rabbi. O tip yetkenlerine rahmetine ayın, kabirlerine münavvar kılgın. Bugünkü kigen kelinimiz bilen köy oturamızı birbirine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bilen Ayşe anamızı arasındaki muhabbetini nasip kılgın ya Rabbi. Allahümme ahsin akıbetene fi umuri kulliha ve ecirne min khitid dunya ve azabil ahira ve sallallahu teala ala khayr hulki Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu Ekber.